Torrent'ten transfer bombası. Orta sahaya lider özellikli bir futbolcu transferi düşünen Galatasaray'ın teknik direktörü Dominique Torrent'in Manchester City'de birlikte çalıştığı sarı kırmızılı takımın eski yıldızı Fernando Reges tarzında bir ismin takıma katılmasını istediği öğrenildi. Torrent, orta alana yapılacak olan takviye için aradığı özellikleri sarı kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda ifade etti. Takvimin haberine göre İspanyol hocanın City'de görev yaptığı dönemde öğrencisi olan ve 2017-2019 arasında sarı kırmızılı formayı giyen Fernando Reges gibi orta alanda oyunu iki yönlü oynayabilen, geriden oyun kurma konusunda becerikli ve lider karakterli bir futbolcu istediği öğrenildi. Yöneticilerle yaptığı toplantıda Fernando tipinde bir oyuncu aradığını belirten Domenech'in orta saha transferine çok önem verdiği ve takımdaki mevcut futbolcuların topu oyuna sokma konusunda yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin Torrent'in talebi sonrası ise orta alana daha tecrübeli ve hazır bir oyuncu transfer etmek için kolları sıvadığı öne sürüldü. Galatasaray'da yeni başkan heyecanı. Sarı Kırmızılılar'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında seçime gidilecek. Daha önce Burak Elmas'la yarışan Metin Öztürk, ekibinin hazır olduğunu ve yeniden aday olacağını açıkladı. Galatasaray'da gerçekleşen olağan genel kurulda Başkan Burak Elmas ve yönetiminin mali anlamda ibra edilmesi, idari anlamda ibra edilmemesinin ardından Sarı Kırmızılı takım en geç 30 gün içerisinde seçime gidecek. Bu kararın alınmasının ardından Sarı Kırmızılı takımda başkanlığa ilk aday olacak isim belli oldu. Haziran ayında gerçekleşen seçim yarışında Burak Elmas'ın rakibi olan Metin Öztürk, gerçekleşecek olan bu seçim öncesinde de adaylığını resmen açıkladı. A Spor'a konuşan Metin Öztürk, seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. Tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, dedi. Yunus Akgün için 15 milyon euro. Adana Demirspor'da gösterdiği performansla ligin tozunu attıran Yunus Akgün, bir anda transferin de gözdesi haline geldi. İtalya'nın dev kulüplerini peşine koşturan Yunus Akgün için Roma, Lazio ve Fiorentina'nın devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray'ın astronomik bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak baktığı Yunus Akgün, Roma başta olmak üzere Lazio ve Fiorentina'nın da kıskacında bulunuyor. Son dönemdeki performansıyla milli takıma kadar yükselen ve yeni sezonda Galatasaray forması giymeyi arzulayan Yunus Akgün için 15 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Yunus Akgün kiralık olarak forma giydi Adana Demirspor'da müthiş bir performans göstererek toplam 31 maça çıktı. 21 yaşındaki genç star ligde oynadığı 27 maçta 7 gol 6 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası. ...2022-2023 sezonunda epik özleyecek kadroyu kurmak için gece gündüz çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, golcü transferinde büyük bir aşama kaydetti. Bafétimbi Gomis'in varlığından oldukça memnun olsa da yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşecek olması nedeniyle Fransız golcüyle sözleşmeyi yenilememe kararı alan Cimbom, Mustafa Muhammed'in yeni partneri olarak Burak Yılmaz'la söz kesti. Bu sezonun bitmesiyle kontratı sona erecek olan milli golcüye yeniden sarı kırmızılı formayı giydirecek olan Galatasaraylı idareciler, Burak Yılmaz'la 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Uzun bir aradan sonra parçalı formayla yeniden sahalara çıkmak isteyen kral da Galatasaray formasını tekrar giymek için gün sayıyor. Galatasaray'da forma giydiği dönemde 141 karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 82 gol atıp 23 asist yaparak tam 105 gole doğrudan katkı sağlamayı bildi. Burak Yılmaz aynı zamanda Türkiye'de en çok Galatasaray formasıyla boy gösterirken yine en çok gol katkısını da sarı kırmızılı formayla verdi. Sarı kırmızılı formayla hem şampiyonluk, hem krallık, hem de Şampiyonlar Ligi'yi çeyrek finali gören milli golcünün yeni hedefi bu başarıları tekrarlamak, hatta bir üst seviyeye taşımak olacak. Galatasaray'a gol ve asist makinesi. Spor
Sportoto Süper Lig'de şampiyonluk ümitleri matematiksel olarak da son bulan Galatasaray, gelecek sezon adına kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra, topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray, daha önce scout ekibi tarafından izlenen Ramadan Sobi için harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden Piramit'te sürdüren 25 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde Sobi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Mısırlı yıldız, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda Piramit takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sobi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Sobi daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield formaları da giymişti. Sobi, Mısır milli takımıyla katıldığı Tokyo Olimpiyat oyunlarında kendini yeniden gösterince talepleri de haliyle arttı. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve Premier yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep ettiği ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Mısırlı yıldız, geçen sezon sahaya çıktığı 36 maçta 16 gole doğrudan etki etmişti. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde ise toplam 40 gol atıp 33 de asiste imza attı. Marcelo Galatasaray'a mı? Galatasaray bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Patrick Van Aanholt'un yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı sol bek Marcelo'yu gündemine aldı. İspanyol basını sarı kırmızılıların 34 yaşındaki yıldız futbolcu için Barcelona'nın menajeriyle temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Sporting Lisbon'un da Marcelo için nabız yokladı. Ancak transferde ilerlemeye kaydedilemediği aktarıldı. Bu sezonun sonunda İspanyol devi Real Madrid'le kontratı sona erecek olan Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid'de kaptan olmasına rağmen Brezilyalı yıldızın ikinci sınıf bir futbolcu kadar bile forma şansı bulamamasına sinirlendiğini ve yaz aylarında bonservisini eline alarak Galatasaray'a imza atabileceğini yazdı. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 542 maça çıktı ve bu maçlarda 38 gol atıp 102 asiste imza atarak Real Madrid'in tam 140 golüne doğrudan etki etti.